Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı HDP'nin Sayın Ahmet Türk'le birlikteyiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu röportajı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi size şunu sorarak başlamak istiyorum. Bunca yıllık mücadele, siyasette yıllarınızı geride bıraktınız. Tutuklanmalar, gözaltıları, yıldırmalar, işte en son kayyum atandı. Belediye başkanlığınızı kaybettiniz, seçilmiş belediye başkanı olmanıza rağmen. Bıkmadınız mı? Yani tabii demokrasi, insan hakları mücadelesi, özgürlükler mücadelesi her zaman bedel isteyen bir mücadeledir. Eğer siz özgürlüklerin sağlanması, demokratik bir gelecek için beyninizde, vicdanınızda bir şey varsa bunu savunmak ve bu yolda yürümek gibi bir sorumluluğunuz var, bir vicdani borcunuz var. Şimdi bizim halka karşı bir borcumuz var. Demokratik bir gelecek, insanların özgürleştirdiği, düşüncelerini, fikirlerini özgürce ifade ettiği, yine kimliğinden dolayı baskı altında tutulan, sindirilmeye çalışılan, susturulmaya çalışılan bir halkın hakkını savunma gibi bir vicdani sorumlulukla karşı karşıyasınız. Toplum, insanlar size bir rol veriyor, bir misyon biçiyor. Vicdani olarak bu halka sahip çıkmak, demokratik geleceği inşa etmek için çaba göstermek gibi bir sorumlulukla karşı karşıya kalıyorsunuz. Onu merak ediyordum, siz birazcık söylediniz ama mesela neden bir insan bütün bir hayatını siyasete adar? Hiç arada içinizden geçmiyor mu ya? Şöyle ben de gideyim, geziyim, bir rahatıma bakayım, keyfimi çıkarayım. Neden adanmışlık, bu kadar siyasete adanmışlık bir yaşam? Elbette ki insan daha güzel günleri, daha güzel şeyleri görmek ister, yaşamak ister. Fakat sonuçta eğer sizin içinde bulunduğunuz toplum, halk, insanlar, yurttaşlar ve çok farklı kimlikler eğer gerçekten gelecekle ilgili kaygılarını gündeme getiriyorsa, kaygıları varsa bu kaygıların ortadan kaldırılması için sizin de bir şeyleri yapmanız gerekiyor. Yani bazen çok istediğiniz bir hayatı yaşamayabilirsiniz. Çünkü içinde bulunduğunuz toplum, birlikte yaşadığınız insanlar, birlikte mücadele verdiğiniz insanlar gelecekle ilgili kaygılar var. Bu kaygıların ortadan kaldırılması konusunda herkese bir sorumluluk düştüğünü hatırlatıyor. Şimdi ben mesela Büyükşehir Belediye Başkanı iken kayyum atandı. Aslında hem yaşım hem de uzun süredir siyasette olduğum için bu dönemi bir son dönem olarak ilan etmiştim. Herkese de çok açık söylemiştim. Ama kayyumun atanmasından sonra bir yerde halkın iradesine ipotek koyulduğu için bu mücadeleyi bir daha sürdürme gibi bir ihtiyaçla karşı karşıya kaldık. Yani çok istediğimiz bir şey değil. Ama sonuçta halkın iradesiyle seçilmiş yüzün üzerinde belediye başkanı işte bir kararla, bir kayyum atanmasıyla o halkın iradesi yok sayıldı, yok edildi. Şimdi bunun ruvaşını almak, bu kayyum politikasının doğru olmadığını göstermek, halkla beraber yeniden bu iradeyi ortaya koymak için bu sorumluluğu yerine getirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani mesele böyle bakmakla. Elbette ki herkes güzel yaşamak ister, mutlu yaşamak ister, rahat bir hayatı olsun ister. Ama şartlar, koşullar, içinde bulunduğunuz toplum, yaşadığınız işte bu olaylar sizi ister istemez belli bir yöne götürüyor. Toplum bu yani, haldeyken ben nasıl rahat edeyim? Suyun akışı gibi bir şey yani. İsteseniz istemeseniz o su yolunda yürümek zorunda. Bu seçimlerden zafer mi istiyorsunuz, barış mı? Ya bütün mücadelemiz barışın, onurlu bir barışın sağlanması içindir. Yani bütün mücadelemiz insanların mutlu olduğu, halkların kardeşleştiği, ortak demokratik bir gelecekte buluştuğu bir Türkiye'yi yaratmak, bir dünyayı yaratmak. Şimdi biz bunun için bu mücadele veriyoruz. Barış mücadelesi veriyoruz, demokrasi mücadelesini ve özgürlükler mücadelesini veriyoruz. Bu nedenle ya savaşlar bile barış için yapılır. Yani bunu hiç unutmamak lazım. Asla kimse ölümlerden, bilmem halkların karşı karşıya gelmesinden mutlu olmaz. Olmamalı. Ama eğer bir yerde baskı varsa, bir yerde sindirme politikaları yürütülüyorsa, bir yerde kimliğinden, kültüründen, inancından dolayı
insanlar baskı altında tutuluyorsa buna karşı mücadele edip daha doğru bir geleceği örgütlemek, demokratik bir geleceği oluşturmak, halkların ortak demokratik değerler etrafında buluştuğu yeni bir dünya, yeni bir Türkiye'yi yaratmanın mücadelesini vermek lazım. Yani burada tabii ki bunun sonu barıştan geçer yani başka da. Ama yani burada yok. Çıkış noktanız ya ben bu kayyuma karşı ya da benim üzerime kayyum atayanlara karşı bir zafer kazanmak değil. Yine esas motivasyonunuz ya, barışı yani, sağlamak. Tabii ki yani biz kayyum atan dediğinde kayyuma bir kinimiz var. Ne de bu anlayışa karşıyız. Yani iradenin ipotek altına alınmasını demokratik bir olay olarak veya demokrasi aykırı bir durum olduğunu bildiğimiz için. Şimdi halkın iradesiyle eğer bir belediye başkanını seçiyorsa, milletvekilini seçiyorsa, ikinci gün bu milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırıp cezaevlerine atıyorsanız, işte 100 belediyeden %95'ini kayyum yerine atayarak böyle bir ülkeyi yönetiyorsa, bu ülke yönetiminin yanlış olduğunu ortaya koymak için, halkın iradesine ipotek koyulmasının yanlış oldu. Ve halk da bu yürütülen politikanın yanlışlığını ortaya koymak için mücadele veriyor. Biz de işte bunun ortaya çıkması için bize. Yani bu bir kin değil, bir kayma karşı bir şey. Ama antidemokratik bir uygulamanın halka reva görülmesinin karşısında olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Siz böyle diyorsunuz ama iktidar da diyor ki tekrar seçilirlerse tekrar kayyum atarız. Öyle yaparlarsa ne olacak? Yani tabii bizim için önemli değil. Bizim için bu kayyumların atanmasından sonra yapılacak seçimde kayyumların yürüttüğü politikanın halk tarafından benimsenmediğini ortaya koymak önemlidir. Yani bunu görülmesi gerekiyor. Ondan sonra ikinci gün kayyum atar. O tabii ki bizim engelleyebileceğimiz bir durum değil. Ama elbette ki böyle bir şey de gelirse bunun karşısında da mücadele ederiz. Yani halkın iradesini yok sayan anlayışa karşı mücadele etmek herkesin görevidir. Demokrasi inanların görevidir. Sadece Kürtler, Türkler veya başkaları için değil. Yani antidemokratik bir uygulama bir yerde gelişiyorsa bunun karşısında durmak ve bunun düzeltilmesi için mücadele vermek gibi her insanın, her demokratın, her sosyalistin, her insanın diyeni vicdan sahibi insanların bu sorumluluğuyla hareket etmesi gerekiyor. Bizim yapmak istediğimiz bu. Tabii ki şimdi 100 belediye kayyum atamış. Yarın bu belediyeleri halk kayyum politikasına karşı çıkıp yine halkın iradesini tecelli et. İkinci kez bir kayyum atadığı takdirde bunun artık savunulacak bir tarafı kalmaz. Bu yürüttükleri politikanın ne kadar yanlış olduğu bütün dünya insanlar tarafından görülmüş olacak. Şimdi çıkıyor Cumhurbaşkanı işte kayyumlar çok güzel şeyler yapıyor. Yarın göreceğiz halk bunun kararını verecek. Güzel şeyler mi yaptı kayyumu? Onaylıyor mu bu siyaseti, onaylamıyor mu, bunun kararını halk verecek. Biz bunun için bu halkın iradesinin tekrar ortaya çıkması gerekiyor. Ondan sonrası kendilerinin bileceği bir şey iş. Yani antidemokratik bir uygulamayı, halkın iradesini tekrar yok sayan bir anlayışla yaklaşırlarsa bu Türkiye için, demokratik bir gelecek için çok da yararlı olacak bir durum değildir yani. Şimdi burada tabii bunun yani antidemokratik durumdan geri dönelim. Halk seçecek ve halkın iradesine saygı göstermek gerek diyorsunuz ama hem seçmenlerde hem de muhalefet partilerinin ciddi bir seçim güvenliği ve sandık güvenliği endişesi var. Yani halkın oylarının olduğu gibi yansıyacağını sonuçlara düşünüyor musunuz? Bu konuda endişeleriniz var mı? Çıkan sonuç ya kayyumları kazanmış gösterirse ne olacak? Yani tabii her türlü hilenin yapıldığını biz biliyoruz. Yani tespitler yapıyoruz. Şimdi Şırnak gibi bir yerde 3000 bilmem 100 seçmen kaydedilmiş. Bir daireye 200 kişi kaydedilmiş. Bilmem 16 odalık bir yere 347 kişi kaydedildi. Ya birçok yerde bu konuda şikayetler ve bu konuda yapılan seçmen üzerinde yapılan spekülasyonlar ve oyunlar
bizler tarafından bilinmektedir. Yani tabii ki bu kayyumların yürüttüğü veya kayyum politikasının savunmak için veya bunun işte bakınız halkımız kayyumlara destek verdi demek için her türlü hile ve oyunların içinde olacaklarını biliyoruz. Ama halkımız da bilinçli. Bütün bu oyunlara rağmen bunu aşabileceğimize inanıyoruz. Yani getirecek Mardin'de 10.000'den fazla bir seçmen kaydedecek. Farklı yerlerden getirecek. Bir ilden bir ilçeden başka bir yere nakledecek. Veya hiç olmayan bir yerde şimdi bir apartman dairesine siz 147 kişi kaydederseniz bunun bir hile olduğunu kör insan bile görür, evet. Çocuklar bile görür. Herhalde Danış Beşiktaş'ın evet, mecliste söyledikleri evet, doğruydu doğru yani. Doğru tabii bunlar. Sadece orası için değil, hayır, her yer için geçerli değil yani mi bölgede? Yani şimdi bir ilçenin nüfusundan fazla seçmen sayısı olursa bunu kim savunabilir? Evet. Bunun bir hile olduğunu, bunun gerçekten bir oyun olduğunu herkes fark etmez mi? Edecektir yani. Peki ne yapacaksınız ya HDP olarak ve yani de sizin şahsınızda güvenlik açısından? Şimdi tabii ki bunun açısından bir hukuk mücadelesini vereceğiz ama bu hukuk mücadelesi ne kadar sonuç verir? O konuda da emin değiliz. Yani yargının, hukukun, adaletin, Yüksek Seçim Kurulu'na birçok kurumun artık bir mercek altına alındığı, bir talimatla hareket ettiği bir Türkiye'de bütün bu hukuksuzlukları ortadan kaldırmanın kolay olmadığını biliyoruz. Ama sonuçta yapılanların halkımız tarafından bilinmesi önemlidir. Yapılan oyunların, hilelerin halk tarafından bilinmesi. Bizim görevimiz bütün bu oyunları, bu hukuksuzlukları, bu seçmen kayıtlarının gerçekten bir oyun olarak önümüze getirildiğini halka aktarmak ve halkı bilgilendirmektir. Bizim yapacağımız bu. Elbette ki bu konuda hukuki açısından da bu konuda çalışmalarımız olacak. Seçim kurullarına bu hilelerin bildirilmesi konusunda hem partimiz hem hukukçular bu konuda görevini yapacaklar. Evet. Ama sonucu ne kadar etkileyebiliriz? Evet. Peki ama orada şöyle. Bütün bu hilelerin ortadan kaldırılması için yargıçlar ne kadar, seçim kurulundaki olan insanlar ne kadar tarafsız bir anlayışla buna yaklaşır onu bilemeyiz. Ama diyorsunuz ki biz en azından halkın seçmen listelerine bakmasını, nüfus kayıt ikamet kayıtlarına bakmasını, seçim bölgesi listelerine bakması gerekiyor dediniz. Şimdi abartılmış ya da olmayan seçmenlerin kayıtları gibi sizin de bahsettiğiniz bu yer değiştirmeler, fazladan yazılmalar. Bunun dışında bir başka endişe daha var. Yani seçmenlerin sandığa gidememesi, engellenmesi. İkincisi de HDP'nin ya da muhalefet partilerinin gözlemci bulunduramaması durumu. Bunlarla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? Seçim sandık güvenliğinin sağlanması konusunda endişeleriniz var mı? Tabii biz parti olarak bütün gücümüzle bu çalışmaları yürütmek için örgütlemeye çalışıyoruz, hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Tabii Türkiye'de farklı partiler de var. Bir ana muhalefet partisi var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok böyle üst düzeyde bazı şeyler söyledi ama seçim günü birdenbire ortadan kayboldu. Şimdi bir demokrasi bloku oluşturarak gerçekten tarafsız ve meşru bir seçimin atmosferini yaratmak için aslında bütün partilerin bu duyarlılıkla hareket etmesi lazım. Yoksa HDP'nin tek başına Türkiye'deki sandıkları kontrol etmesi, hilelerin önüne geçmesini düşünmek biraz gerçekten çok ağır bir yükü yüklemek anlamına geliyor. Elbette ki biz bölgede olabildikçe örgütlü olduğumuz yerlerde her türlü hazırlıkları, çalışmaları yapacağız. Yani bu konuda da farkındaysanız geçmişte de bütün zorluklara rağmen, bütün baskılara rağmen burada köy köy müşahitlerimizi gönderdik, köy köy sandık sonuçlarını aldık. Ama tabii ki şimdi farklı bir şey çıktı. Şimdi hiç olmayan seçmen bakıyorsun oraya kaydedilmiş. Yani bir eve veya bir daireye, bir apartmana, belli bir yere 200, 300, 500 kişilik bir seçmen kaydının olduğu ihbarları geliyor bize. Şimdi bunu yapacak, bunun önüne geçecek seçim kuruludur. Seçim kurulu burada görevini yapmadığı takdirde sizin şikayetiniz, sizin tespitlerinizin
sonuca çok fazla etkisi olmaz. Yani burada, gerçekten buradaki seçim kurulundaki olan yargıçlar, hakimler, bilmem bu işi üstlenenlerin, yani gerçekten halkın iradesini korumaya yönelik bir duruşu göstermesi gerekiyor. Yani sizin sadece o titizliği göstermeniz, o hassasiyeti göstermeniz, örgütlü bir yapıyla işte sandık başlarında bulunmanız o hilelerin tamamını ortadan kaldırmıyor. Bu gerçeği görmem. Yani 45 yıldır siyasetin içindeyiz, seçimleri yaşıyoruz. Yani burada olabildikçe seçim güvenliğini sağlayacak. İkincisi, yani gerçekten bu seçimler önemlidir. Yani bu bir sınavdır. Bir referanduma dönüşüyor bu seçim. Yani yürütülen politikalar halk benimseyecek mi, benimsemeyecek. Burada seçimi sağlıklı bir şekilde yürüdüğünün ortaya koyulması için buradaki sadece siyasetçilere görev düşmüyor. Yani bu seçimin demokratik bir seçim olup olmadığının gözlemlenmesi konusunda heyetlerin, Avrupa'dan gözlemci heyetlerin bulunması lazım. Ve ciddi bir şekilde bu seçimleri mercek altına alması gerekiyor. Siz ekstra titizlik talep ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Öyle, bugüne kadarki olandan tabii, daha fazlasını. Bizim söylediklerimizin çok fazla anlamı olmuyor. Yani biz ne desek derse sonuçta işte bölücüdür, teröristtir, teröristlerin yandaşıdır diyerek geçiştiriyor. Türkiye halkını öyle bir noktaya getirmişler ki o milliyetçi veyahut apolitik kesimi elinde tutmak için Kürtlere saldırarak bu kesimi elinde tutmaya çalışan bir mantık var. Şimdi birileri için işte %50'si için her söylediği doğru ama %50'si için her söylediği yanlış. Ve bu %50'yi kontrol etmek için adeta bir Kürt düşmanlığını yaparak, HDP düşmanlığı yaparak siyaseti yürütmeye çalışıyor. Şimdi HDP'yi düşmanlaştıran ve o apolitik kesimin gözünde HDP'yi düşmanlaştıran bu söylemler ve bizim yapacağımız çalışmaların toplum üzerinde çok fazla etkisi olmuyor. Yani genelde. Ama tarafsız, bağımsız heyetlerin bu seçimde gözlemci olarak bulunmaları, bu seçimi en azından izlemeleri bence yapılacak hilelerin açığa çıkması konusunda önemli bir görev üstlenmiş olurlar. Ve demokrasiye bir katkı sunmuş olurlar. Gerçi o gelenler de, gelen gözlemciler de bir zaman sonra işte şu devleti adına çalışıyor ya da şu kurum bunun arkasında şu isim vardır diye bir zaman sonra ötekileştirilebiliyor. Dolayısıyla evet. Oradan nasıl bir sonuç alınır o da ayrı bir tartışma konusu. Mutlaka onu o şekilde değerlendireceğini biz de tahmin ediyoruz. Ama o nasıl değerlendirirse değerlensin en azından toplumun bir kesimini etkiler. Yani o. Biz bu söylediklerinizden ben bırakır. CHP'ye de aslında bir mesajınız olduğunu anlıyorum. Sizce ana muhalefet partisi CHP bu süreçte hem seçim güvenliği konusunda hem HDP ile işbirliği özellikle bölgede CHP yok denilebilecek kadar güçsüzler. İşbirliği konusunda ortak bir platform yaratma konusunda eksik mi kaldı? CHP'ye eleştirileriniz var mı? Yani tabii ki biz aslında burada demokratik bir gelecek için mücadele ediyoruz. Türkiye'de demokrasinin kalıcı hale gelmesi için her türlü özveriye hazır olduğumuzu da ifade ediyoruz. İfade de ettik. Şimdi tabii ki burada özellikle Kürt bölgesinde, Kürdistan'da CHP'nin bizler açısından çok fazla etkisi olmayacağını da biliyoruz. Ama büyük şehirlerde bizim katkılarımız olabilir. İşte Adana, İstanbul, Mersin, Adana, Hatay, İzmir, İzmir gibi yerlerde sonucu değiştirebilecek bir rol oynayabiliriz oylarımızla. Ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle hep çekingen bir tavır koyarak işte bizimle beraber veyahut ortak demokratik bir mücadeleyi esas alan bir yaklaşım içinde olmadığı için bizim seçmende de artık bir şey başladı. Ya işte bunlar İyi Parti ile rahat rahat görüşüyor diye sizlerle çok açık görüşmüyorlar. Ya bu eleştiriler de yükseliyor. Ya bunlar samimi değil. Biz katkı sunmak istiyoruz ama kendileri bu katkıyı reddediyor. Benim İstanbul'da bizim bir beklentimiz yok. Adana'da bir beklentimiz yok. Mersin'de yok, İzmir'de yok, Antalya'da yok, Hatay'da yok ki buralarda sonucu değiştirebilecek bir güce sahip partimiz. Şimdi bütün buna rağmen bunu
görmemezlikten gelerek bu konuda ciddi, gerçekten bir demokrasi mücadelesi için bir ortak hareket etmeyi göze alamıyorsa, tabii ki halk burada diyor ki, yani yarın geldiği zaman ne farkı olacak ki? Yani bir demokrasi mücadelesi için katkı sunmaya çalışıyoruz. O halen bizden böyle farklı veya uzak duran, mesafeli duran bir yaklaşım gösteriyor. Şu matematiği... Yani bu bakımda insanlar, yani özellikle Kürtlerin kafasında böyle bir soru işaretini oluşturdular. Yani bu iki aylık süre içinde Kürtlerin kafasında bir soru işareti. Ya sonuçta ne olacak? AK Parti de ana muhalefet olsaydı belki daha fazla Kürtlere yaklaşırdı seçimi kazanmak için. Ama bugün ana muhalefet partisi sistemin de belki değişmesi için önemli olan, sistemin belki veyahut işte bazı şeyleri değiştirebilecek bir yerel seçim olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi işte farklılıkları kucaklayacak bir noktada durmuyor. Böyle bir eleştiri de gelişiyor. Yani sizce İYİ Parti'nin oyu nun daha belirleyici olacağını düşünüyor ki CHP herhalde İYİ Parti ile kol kola. Yanlış bir matematik, yanlış bir hesap der misiniz buya buna? Ya %100 Kütlerle ittifak yapsa... Yani şimdi bizim 6 milyon oyumuz var. Bu 6 milyon oyunu çok olay değişmeyeceğini biliyoruz. Yani 100 eksik, 100 fazla böyle bir şey yok. İYİ Parti'nin oyunun şu anda ne kadar olduğunu kimse tahmin edemez. Yani %10'lar, %9 bilmem şey alan bir parti, ben bu seçimde bu kadar güçlü olduğumu zannetmiyorum. Yani bu bir rüzgardır, biliyorsunuz. Geçmişte Demokratik Sol Partisi %22'lerden %1'lere düştü. Yani şimdi bu kadar oy almış bir partinin bu oyu muhafaza etmesi çok zor. Çünkü bir ideolojisi yok, bir inancı yok, bir anlayışı yok. Sonuçta işte MHP'den ayrılmış bir grup. Şimdi dengelere göre seçmenler tavır alabilir, değiştirebilir. Ki değiştireceğine de inanıyorum, düşünüyorum öyle bir şey. Ama biz bir ideolojik partiyiz. Bir gelecekle ilgili projesi olan bir partiyiz. Halk ve özgürlükler konusunda uzun süredir mücadele veren bir partiyiz. Tabanı olan ve bu beklentisi olan insanların temsilcisiyiz biz. Bu nedenle bizim açımızdan oyumuz belli, ama İYİ Parti'nin dün oyu %10'sa bugün oyunun %3 mü, 4 mü, 5 mi olduğunu ancak seçimden sonra görülür ki görebildiğimiz kadarıyla geçmişte seçimlerde aldığı oy muhafaza edemeyecek bir noktada. Yani tabii ki bir partiyle ilgili çok fazla şey yapmak istemiyorum ama siyasi deneyimimizde bunu görüyoruz. Peki burada CHP'nin çekingen davranmasının nedenlerinden biri HDP'nin Türkiye'li parti olma iddiasından uzaklaşmış olması yatıyor olabilir mi? Yani bu konuda bir öz eleştiri yapar mısınız? 7 Haziran seçimlerinden önce estirdiği HDP'nin o rüzgar gerçekten sosyal demokratlardan, özellikle büyük şehirlerde İstanbul başta olmak üzere çok farklı kesimlerden oyları toparlayabildi. Sonrasında yaşananlar malum, işte hendekler meselesi, gerilen konjonktür, Suriye vesaire vesaire. Bugün batıda Kürt olmayanların oyunu HDP alamayacak, alabilecek daha doğrusu politikalar geliştirmekte geri mi kalıyor? Şimdi iki şey birbirinden ayırmak lazım. Biz her şeyden önce Kürt halkı üzerinde yürütülen siyasetin yanlış olduğu, kimliksel, kültürel ve birçok alanlarda Kürtlerin talep ettiği bu hakların kazanımı konusunda mücadele ediyoruz. Bunu yaparken Türkiye halkıyla beraber bu mücadeleyi yürütmeyi esas alıyoruz. Yani Türkiye'deki sol, sosyalist, demokrat, vicdan sahibi insanlar demokratik bir gelecek için Kürt sorunu çözümüne katkı sunacak bir rol oynaması gerekiyor. İnancımız budur. Yani biz bu nedenle hem kendi halkımızın demokratik, özgür geleceği için mücadele ediyoruz, hem de Türkiye halkıyla birlikte demokratik bir geleceği oluşturmak için. Yani şimdi bizim siyasetimizde, felsefemizde, ideolojimizde bir bölünme olsaydı belki farklı düşünürdük. Ama bütün sorunların Türkiye'nin bir demokratik cumhuriyete dönüşmesi ve Türkiye'nin
birlikteliği içinde bunu çözmeyi esas alan bir yaklaşımımız var. Yani şimdi tabii ki burada iki şey oynanıyor. Bir, işte Kürtler kendi iddialarından vazgeçti, taleplerinden vazgeçti. İşte Türkiye'deki sola bazıları teslim oldu diyor. Bazıları da diyor ki işte Türkiye'de Kürtiş HDP bir Kürt partisi olmaktan öteye gidemedi. İkisi de doğru değil. Yani bugün İstanbul'a baktığınızda İstanbul'da işte 1 milyon 200 bin oy almamıza rağmen buradaki Kürt dostlarına yer verdik. Bu seçimde en fazla Türkiye'leşmeyi esas alan bir yaklaşım içinde olduğumuzu gösterdik. Yani koskoca İstanbul'da işte 3 milyon Kürt'ün, 4 milyon Kürt'ün yaşadığı bir yerde bir tek Kürt milletvekili var. 11 milletvekili işte dostlarımızdan, yoldaşlarımızdan veyahut işte demokratik bir Türkiye için mücadele edenlere yer verdik. Yer ayırdık. Yani bunları kucaklamaya çalıştık. Belki bu dönemde en fazla sol, sosyalist, demokrat ve vicdan sahibi insanların yer aldığı bir seçim dönemini biz geçirdik. Ve bugün grubumuzun %50'si işte dostlarımızla beraber Karopaylandır, Filiz Keresteci oldu yani gibi isimler. Türklerden, şeylerden, Ahmet Işık'tan bilmem birçok arkadaşım. Şimdi böyle bir siyaseti yürütürken işte bunlar Kürt partisidir. İşte Türkiye açılmadı demek haksızlıktır. Yine diğer tarafta işte Türkiye'deki mücadeleyi işte Türkiye solculara teslim etti gibi bir haksız yaklaşım da doğru değil. Çünkü biz başından beri Kürtlerin demokratik, özgür gelecekleriyle ilgili bir mücadele veriyoruz. Bunun için de büyük bedeller ödedik. Ama burada yürütülen bir politika var Türkiye'de. İki şey oynuyor. Bir tarafta Kürtleri yalnızlaştırmaya yönelik bir oyun oynanıyor. İşte bunlar teröristtir, bunlar şudur, bunlar budur diyerek bizi Türkiye demokrasi güçlerinden koparmaya çalışan bir oyun sergileniyor. Bazıları da özellikle bizim bu mücadelemizi hazmetmeyen bazı kişiler de işte Kürt mücadelesini gidip sola teslim ettiler gibi bir eleştiri gündeme getiriyorlar. Ama pratiğimizde yaptığımız çalışmalarda bütün bu tartışmaların bu konuda eleştirilerin haksız olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Şimdi CHP ile alttan giden bir temas var mı? Bir de basına yansıdı. CHP HDP'ye şu mesajı vermiş. Batı'dan siz de aday çıkarın. Dolayısıyla Batı'dan bir aday çıkarmayı düşünüyor. Neden düşünmediniz ya da düşünecek misiniz? Yani ve CHP'nin talebi şu mi bu? Şu aşamada sonuçta ben de bir parti içinde düne kadar adayım. Bugün adayım. Partimin genel merkezi var, komisyonlarımız var. Bu konudaki görüşmeler mutlaka yapılıyordu ki orada tabas bilgileri alıyoruz. Ama bu çalışmaların, bu konudaki gelişmelerin ne düzeyde olduğunu söylemek bana düşmez. Bir de o konuda da çok fazla uzun süredir Mardin'deyim. O konuda da bir şey söylemek istemiyorum. Peki ama siyasetin akil ismi olarak. Genelde şunu söyledik. Biz demokrasi için katkı sunmak istiyoruz. Bunu açık söyledi. Kılıçdaroğlu ile de yaptığım görüşmede biz sonucu değiştirebilecek bir gücümüz var bazı yerlerde. Bu katkıyı sunmak istiyoruz. Fazla da bir beklentimiz yok. Demokrasi için, demokratik gelecek için. Artık buluşmanın dönemidir. Birlikte iş yapmanın dönemi, birbirimize destek vermenin dönemidir. Ama dediğim gibi biz isterdik İYİ Parti ile nasıl görüşüyorsa partimin genel başkanlarıyla da bir araya gelsin, görüşmeleri yapsın bu konuda. Ama bu konuda bir çekince koyunca veya işte bu konuda o cesareti göstermeyince toplumda da bu tartışılmaya başlandı.